Evet, sevgili dostlar, bugün 6 kişinin payına düşen balığımız bunlar. Görmüş olduğunuz üzere balıkların hepsi 1 kilo ve üzeri, yaklaşık 2 kilo olan balığımız da var burada, özellikle söylüyorum. Evet, Ali Cansın, bugünkü gün sonumuz nasıldı? En keyif aldığım bir avın daha sonuna geldik. İsmail abiyle sürekli çıkıyorum. Kendim de gidiyorum. Ama ilk defa bu kadar iri balık aldım. İri balık gördüm. İsmail abi onun için teşekkür ederim. Bir avını daha böyle güzel avı yaptırdığı için tekrardan teşekkür ediyorum. İsmail abiye sözü bırakalım. İsmail abi de evet, İsmail'ciğim, düşüncelerini versin. Şimdi biz de bugün ikinci günümüzdü böyle büyük balıklarda. Çok heyecanlı ve zevkli oluyor harbiden de. Onun için devamlı dileyelim. Alcansın tecrübesinden dolayı tebrik ederiz Alcansın'da. Aynı zamanda eğitmenlik de yapıyor galiba hocam, İsmail Kaptan. Sen bunların hocasısın. Hocasısın. Tabii canım, İsmail. Ama Ali Cansın da senin daha fazla. Evet, büyük büyük bir yardımcın oldu değil mi? Evet, ilgi alanı daha fazla olduğu için. Evet. Bize faydalı. Allah bozmasın. Evet Yüce Hocam. Evet Turgay abi, 3 gündür buradayız. Ama bugün iri çupralarla tanışmak nasip oldu. Gerçi dün de almıştık ama bugün daha keyifli geçti. Güzel bir av oldu. Güzel bir hafta sonu oldu. Güzel bir organizasyon oldu. Buradan İsmail Kaptan'a, Turgay abi sana çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda bir başka programda, bir başka balık avında buluşmak dileğiyle. Herkese dostça kalsın, sevgiyle kalsın. Evet, Nedim abi, senin güzel, de düşüneceğin güzel bir çupra oldu. İnşallah bir dahakine daha iyi, başarılı bir av geçireceğiz ama bu da çok iyiydi. En azından çupranın nasıl tutacağını öğrendik. 3 günde bayağı bir gelişim kat ettik. Balık aldık, vuruşlar aldık, kaçırdık, kepçeyi alamadık. Alamayanlar utansın abi. Bayağı bir adrenalin yaşadık ama bir dahakine kendi kepçemizle inşallah. Güzel bir av oldu. Yani İsmail Kaptan'a da size de ayrıca teşekkür ederim. Derin Deniz Ava'da teşekkür ederim. Malzemelerimiz, iğnelerimize yardımcı oldular. Bir dahaki sefere inşallah daha güzel bir av bekliyor bizi. Biz teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Evet Okan abi. Evet, Ankaralı çılgın balıkçılar olarak her geçen zaman biraz daha deniz tecrübesi kazanıyoruz. Sizler ve Turgay Bey sayesinde, sağ olsun İsmail Kaptan da bize bugün çok yardımcı oldu. Güzel bir zamanlamamız vardı bu ayki durumda. Yani çok güzel bir popülasyon yakaladık. Bu şekilde balık her zaman olan bir dönem değil, çok iyi bir dönemde gelmiş bulunduk. Şansımıza, artık kısmetimize ne varsa birer ikişer sebep verdik. Tekrar herkese teşekkür ediyoruz. Evet, sözü sana bırakalım baba. Evet, sevgili dostlar. Yaklaşık 3 gündür çılgın Ankaralı balıkçılarla Okan kardeşim, Nedim kardeşim, İsa hocamla beraber İsmail Ertan'ı ziyarete geldik. İlk gün meravımız bu kadar iri vermedi. İki gün, son iki gün fazla iri balık vermedi. Dün gerçekten yarışma için bir mera bulduk. Dün ana sponsorumuz Derin Deniz Marine, Ali Cansın İnancı, oğlum Ali Cansın İnancı. Teşekkürlerimi sunuyorum. Akbük'te yeni bir dükkan açtı. Ana bayiliğini de teknemizin ve bizlerin kendisi üstlendi. Hediye kamış ve makineler verdik. Dünkü balıklarımız yaklaşık 17-18 kişide 40 tane balık vardı. Bugün teknemizde görmüş olduğunuz misafirlerimiz vardı. Bölümlerde göreceksiniz, kayıtlarımızda da göreceksiniz. Arkadaşlarımızı gönderdikten sonra biz bir aile olarak kaldık. İsmail Kaptan zaten benim oğlum gibi, Ali Cansın gibi. Yine Ankara'dan beraber geldiğim ekip arkadaşlarım yine aynı şekilde. Dediğim gibi bugün gerçekten ömrümde görmediğim trofeleri burada gördüm. İki gündür gördüm. Tabii ki bu İsmail Ertan farkıyla, bunu ben özellikle söylüyorum. Yani İsmail Kaptan bir ay bu avlağın analizini yaparak bize son iki gün yarışma ve bugünü mutlu sona ulaştırdı. Teşekkür ediyorum. Buradan da şunu söyleyeceğim arkadaşlar, yine programın içerisinde özellikle dile getirdim. Lambuk olayına bir açıklık getirdim. Yine getireceğim.
Lambuka 4/2 tebliğlerde serbesttir. Sakın ha tebliğleri bilmeden kimse sosyal platformlarda yorum yazmasın. Artı tabii ki farklı şeyler de söyleniyor balık için ama tebliğde keşke yasak olsa da kimse de tutmasa. Dediğim gibi sabah yine küçük balıkları saldık, farkındaysınız. Her zaman da bunu ben dile getiriyorum. Küçük balık yoksa büyük balık yoktur. Bunu yıllardan beri de bir işte abiniz olarak söylüyorum bunu. Dile de getirdim. Bugün de dile getiriyorum. Yarın da dile getireceğim. Akbük'te bir ilk yaptık Ali Cansı'nın vasıtasıyla. Fakat şuradan yine dile getireceğim ben bunu. Akbük'te kesinlikle ve kesinlikle Amatör Olta Balıkçılığı Derneği kesinlikle kurmayı planladım. Akbük ve Kazıklı Koyları gerçekten balık popülasyonunun en zengin olduğu bölgelerimizden nasip olursa Türkiye'ye birçok dernek kazandırdım. Bir dernek de Akbük'ten kazandıracağım. Türkiye'nin en büyük organizasyonlarını yapmayı planlıyoruz burada. Ben kanaldayım, ekranlardayım. Sizler de ekranlardan ayrılmayınız. Av Televizyon'da kalınız, dostça kalınız. Arkadaşlar birer tane balık alalım. Son finalimizi de bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar. Kaptan sana bu yakışır. Alacaksın. Olsun, sana yakışır. Alacaksın şu anda dışarıda olduğu için fark etmiyor. Herhangi bir tane balık. Evet arkadaşlar.